Bütün hayatı boyunca belki de bu soruyu soruyor. Ben işte ne yapıyorum, ne ediyorum diye düşünmek lazım. Benzer bir akışın Kemal Tahir'in hayatında da olduğunu düşünüyorum. Ben o yüzden de biraz konuşmaya karşılaşma başlığını koydum. Birkaç tane aslında alt karşılaşmalar olduğunu düşünüyorum. Birincisi Kemal Tahir'in, Anadolu'yla karşılaşması çünkü Kemal Tahir de Abdülhamit'in Marangozbaşı olan bir babanın oğlu, Galatasaray Lisesi'nde okuyor, Cumhuriyet'in işte o devrimlerle falan şey yapan, onları savunan hatta solcu olmasına rağmen cebinde Mustafa Kemal'in fotoğrafını taşıyor ve bu yüzden arkadaşlarıyla kavga ediyor. Ama 1938 yılında işte Bahriye askerlerine komünist yapmak ya da işte onlara komünizm propagandası yapmak suçundan hapse atılıyor. Bir takım başka aydınlarla birlikte her zamanki işte Türkiye hikayesi. Ama Kemal Tahir hiçbir zaman bundan şikayet etmiyor. Tam tersine o hapishanenin kendisi için bir okul olduğunu düşünüyor. Çünkü aslında Anadolu insanıyla ya da onun tabiriyle Anadolu halkının gerçeğiyle tanışmasını sağlayan şey hapishanenin kendisi. Bu anlamda Anadolu'nun e, Anadolu'yla tanışması, onun romanları bağlamında başka karşılaşmalar ve e, karşı karşıya kalmalarına da yol açıyor. Birincisi tabii ki solun kendisiyle. E, Kemal Tahir özellikle Marksist olduğunu hiçbir zaman zaten yatsımıyor ama Marksizmin bir şablon olmadığını ve her ülkenin kendi yerel Marksizmini bulması gerektiğini, solunu ortaya çıkarması gerektiğini söylüyor. Ve e, büyük bir kavgasının büyük bir kısmında zaten Solun kendisiyle veriyor. Bu anlamda aslında Kemal Tahir'in tabii çok romanı var. Hatta ben e, işte iki sene önce bitirdim külliyatı, sevinmiştim. Sonra e, gazetede tefrika edilen kitaplarını romanlaştırdılar. Dedim hala bitmiyor yani <laughs> okumaya devam ediyoruz. E, ama bunların içinde ben dört tanesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü mevcut cari solun, e, hala günümüzdeki de solun... E, fikirlerine karşı olan ya da muhalif muhalefet eden fikirler barındırıyor bu romanlar. Bunlardan dört buçuk diyeyim bir tanesi çünkü öldükten sonra yayınlanıyor ama önemli. 1957 tarihli ilki rahmet yolları kesti rahmet yolları kesti bir eşkıya hikayesi anlatıyor. Ama çok önemli bir noktası şu 1955'te Yaşar Kemal İnce Mehmet'i yazıyor ve Kemal Tahir aslında bir anlamda onun parodisini yapıyor ve e, isim vermeden yarı aydınlara bu yanılgı içinde olduklarını gösterdim demeye getiriyor. E, ve eşkıyalığın aslında e, solla ilgili olmayan bir kavram olduğunu söylüyor. Bu önemli çünkü İnce Mehmet sonradan hatta ticarete dönüyor, dört cilt yayınlanıyor. Ve e, solun da işte silahlı mücadeleye girmesi, gerillacılık yapması vesairesi noktasında eşkıyalık böyle bir e, solculukla özdeşleştirilmiş oluyor. Kemal Tahir bunun yanlış olduğunu, aslında so, e, eşkıyalığın e, soygunculuktan başka bir şey olmadığını ve e, eşkıyaların ister istemez yani sınıf bilinciyle böyle halkı e, sosyalist devrime götürmeyeceğini düşünüyor. Ve bu romanı bir anlamda... E, onu göstermek için yazıyor. İkincisi 1967 tarihli Bozkır'daki çekirdek. Bu da yine Türk solunun o çok idealleştirdiği köy enstitülerini eleştiren bir roman. Ve köy enstitülerinin büyük bir idealle ama ayakları yere basmayan bir idealle kurulduğunu ve hiçbir zaman işe yaramayacağını düşünüyor. Çünkü köy enstitülerinin aslında köyü, köylüyü şehirlere şehirlere gitmesin diye, şehirlere gitmekten men etmek için kurulduğunu düşünüyor. Ve özellikle de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetlere yaranmak amacıyla köy enstitülerinin kurulduğunu ve üst yapı kurumları olduğunu söylüyor Kemal Tahir. Yani köyle, köylü çocuklar işte Mozart öğrenecekler, işte Yunan Latin klasiklerini okuyacaklar ve köyü aydınlatacaklar. Bunun en şey hafif tabirle çok hayali bir şey olduğunu söylüyor. Ve Bozkır'daki çekirdeği yazıyor 1967'de. Bu da tabii nasıl rahmet yolları kesti, çok eleştiri aldıysa bu da aynı şekilde eleştiri alıyor. Çünkü e, sol hem köy enstitülerini hem eşkıyalı e, e, şey yapıyor yani des, destekliyor demeyelim ama yani o edebiyatta en azından sol edebiyatta öyle bir akım var. E, geçerli bir akım var. Bir diğeri 1900 67'de devlet ana var ama onu sona saklayayım. 69 yılında Kurt Kanunu. Kurt Kanunu da İzmir suikastını anlatıyor ama işte iddiatçıları Mustafa Kemal yapılan İzmir suikastını ve Kemal Tahir Atatürk düşmanı ilan ediliyor sol tarafından. Ama bir anlamda bu roman hem iddiatçıları, iddiatçıların gayri resmi yollarla devleti yıkmaya çalışmalarını, komiteciliğini de eleştiriyor. Bunlar şu anlamda önemli çünkü Kemal Tahir bir yerde ben romanlarımda hep dünü yazdım. Ama romancı dünü yazarken kendi gününü yansıtır bir bakıma. Hatta gelecek için yazar evet. Bu romanlara baktığımızda dönemin soluna yani geçmişten bahsetse de bu romanlar dönemin soluna karşı eleştiri getirdiğini görüyoruz ki Kurt Kanunu da aslında 69'da çıkmasıyla sol hareketteki o illegal silahlı mücadeleye bir eleştiri getirdiğini söyleyebiliriz. Ee, 67'de Bozkır'daki çekirdekle birlikte devlet anayı yayınlıyor. Bu sefer tabii kıyamet kopuyor. iki anlamda kopuyor. Bir Kemal Tahir artık yazdıklarından para kazanmaya başlıyor. Bir anlamda iyi oluyor. Ee, eşi terzilik yapıyor çünkü öncesinde ve terzilik yapmayı bırakıyor. İkincisi soldan büyük bir tepki geliyor ve hatta işte gerici, sağcı, faşist falan denmeye başlıyor. Neden? Çünkü Devleti öne çıkarıyor. Birincisi ee, Osmanlı'nın kuruluşunu anlatıyor ve Osmanlı devletinin devletin kendisinin Marksist anlamda o batılı devlet e, tanımıyla uyuşmadığını söylüyor. Çünkü Batı'da işte devlet bir sınıfın egemenliği altında halkı ezen bir şey, bir kurum ve sınıf mücadelesini gösterir. Oysa e, Kemal Tahir Doğu'da e, Kerim devlet fikrinin olduğunu ve devletin Garantisi altında halkın özgür yaşadığını öne sürüyor ve dolayısıyla Batılı anlamda bir sınıf çatışması olmadığını, e, dolayısıyla egemenlerle sömürülenler gibi bir e, Marksist anlayışın olmayacağını söylüyor. E, bu noktada e, devleti öne çıkarması ve hele Osmanlı'yı öne çıkarması, Osmanlı'nın Batı'ya bir alternatif olacağını söylemesi yine soldan e, tepki alıyor. Çünkü o güne kadar hem solun kendisi hem resmi ideoloji Osmanlı'yı görmüyor ya da görse bile gerici işte feodal vesaire gibi yansıtıyor. Bu anlamda Kemal Tahir'in devlet anası bir e, tepki olmuş oluyor bu sola karşı da aynı zamanda. E, çünkü Kemal Tahir Osmanlı'nın ve devletin, doğuda devletin birincisi hem halkı koruma altına aldığını düşünüyor. İkincisi Osmanlı devletinin batıya karşı... E, ...mazlum halkların bir savunucusu olduğunu söylüyor. Bu noktada Kemal Tahir'in hapishane sürecinde tarih okumaları önemli. Naima tarihini zaten bol bol atıf yapıyor. Ve Naima'da da görüyoruz ki e, İbni Halduncu ekolden gelmesine rağmen e, Naima... ...devletin tabii işte doğacak, büyüyecek, gelişecek, ölecek demiyor. E, devletin korunması gerektiğini söylüyor bir akil adam tarafından... Ve özellikle Osmanlı Devleti'nin korunması gerektiğini düşünüyor. Çünkü Naiman kendisi de Müslüman halkın yegane temsilcisi ve koruyucusunun hamisinin Osmanlı Devleti olduğunu söylüyor. Ee, Kemal Tahir'in batıla, batılaşma noktasında Osmanlı'yı ele alırken de benzer şeyler söylediğini görüyoruz. Yani batının sömürücü, e, hegemonik e, yaklaşımına karşı Osmanlı Devleti diyor. Doğuda bir e, koruyucu... ...unsur olarak vardır. Bir diğer buçuk dediğim romansa... ...bu öldükten sonra yayınlandığı için... ...Karılar Kovuşu. Karılar Kovuşu da aslında... ...bir hapishane hikayesi. 40'larda geçiyor, İkinci Dünya Savaşı'nda. Ve Kemal Tahir'in... ...klasik anlamda o sol... ...hapishane edebiyatından farklı bir roman yazdığını... ...görmüş oluyoruz. İşkence yok, falaka yok, işte faşist polisler yok vesaire. Tam tersi kahraman Murat e, kendi odasında kalıyor, insanlara yardım ediyor, müdürün odasına gidip geceleri romanını yazıyor vesaire. Zaten filmin de çevrildi biliyorsunuz Halit Refi tarafından. Halit Refi de o yüzden Batı'dan bu filmin ilgi görmediğini söylüyor. Çünkü diyor Batı'daki seyirciler, eleştirmenler hep böyle e, işkence sahneleri işte zulüm gören e, devrimciler görmek istiyorlar diyor sinemada. O yüzden bu filmim yeterince ilgi görmedi diyor. E, bu anlamda eee da sert bir karşılaşma yaşıyor e, Kemal Tahir. Ayşe Şasa ile karşılaşmasından sonra Ayşe Hanım'ın e, fikri dünyasında bir değişim yaratıyor. Tabii ki kendisi de söylüyor Ayşe Hanım röportajlarında yani Kemal Tahir bir yere kadar beni getirdi ama onda da bazı eksiklikler vardı diyor. Ama Batı'yla hesaplaşma, kendi marksist o şabloncu düşünceden kurtulması anlamında Kemal Tahir'in öncü olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Yeşilçam günlüğünü Murat benim alana girmiyordum ama ben onun alanına gireceğim. E, i̇ki yapısı olduğunu düşünüyorum. İlk başlarda fazlasıyla Kemal Tahirci bir e, eksende olduğunu düşünüyorum. Kendisi de bir röportajında söylüyor onu zaten. O bölümde diyor hatta bence işte 3, e, 3 Nisan 1993'e kadar bölümde Kemal Tahirci bir söylemin daha işte Doğu Batı bizler onlar vesaire gibi daha sert bir dilin olduğunu görüyoruz. Ondan sonraki süreçte belki işte tasavvufla daha ile birlikte daha tasavvufun süzgecinden geçen bir dil kullandığını e, görmekteyiz. Yeşilçam günlüğünün bence şöyle bir önemi var, onu konuşuyoruz aslında, bakıyorsunuz yani belki şimdi için tartışmalı yönetmenlerin filmleri anlatılıyor, onlardan bahis ediliyor, onlara gönderme yapılıyor ama bunların 90'larda yazıldığını söylemek lazım. Yani Asuman Suner'in tabiriyle o yeni Türk sineması 96'da başlıyor, daha ortada ne... Semih Kaplanoğlu var, ne Derviş Saim var, ne Demir Kubuz var, ne Nuri Bilge var, ne de diğerleri var. Dolayısıyla orada bir anlamda e, roman Kemal Tahir'in romanı tabiriyle söylersek Bozkır'da bir çekirdek bulmuş oluyor. Ve onları da e, sevgiyle ve incelikle karşılıyor aslında. Özellikle ikinci kısımda e, biraz daha kapsayıcı bir yaklaşım gösterdiğini e, söyleyebiliriz. E, panelin ikinci bölümünde aslında yeni Türkiye sineması üzerine ve Ayşe Şasa'nın özellikle Yeşilçam günlüğündeki makalelerin bizim sinemamıza yansımalarını da konuşacağız. Fakat bu noktada Türk sinemasının altın yılları olarak tabir ettiğimiz 60'lı yıllarda pek çok senaryo yazan Ayşe Şasan'ın bu senaryoları ve filmleri üzerine biraz da konuşalım. Meltem'e isterseniz söz verelim. Ben bitireyim. Bir iki cümle ekleyeyim aslında. Şu anlamda önemli Kemal Tahir'in yaklaşımı ve Ayşe Şasan'ın yaklaşımı. Yani bir defa gerçeğe yaklaşma isteği var ve bunun her şekilde göze alarak yapıyorlar. Bence önemli yanı bu. Yani fikirleri yanlış olabilir. İşte Asya tipi üretim tarzı bugün doğru bulunmuyor. Belki çok sert olabilir. İşte doğu batı gibi ayrımlar yapmak hani çok kolay olmayabilir bugünkü bakış açımızda ama bir defa hem Kemal Tahir'in anlattığımız gibi hem Ayşe Hanım'ın hikayesini biliyorsunuz birçok maddi manevi zorluğu göze alarak gerçeğe yaklaşmaya çalıştıklarını yani başla atıf yaparsak gerçekle karşılaşmaktan korkmadıklarını söyleyebiliriz.